Edirne Kapı Mezarlığı'nda Metin Yüksel'in kabrini ziyarete gelen akıncılar. Şehit Metin Yüksel'in kabri başında aslında Metin Yüksel'le alakalı birçok şey yazıldı. Birçoğunu okudunuz. Hatta belgeselini beraber izledik. Söylenecek birçok şey var ama ben size sadece mücadele eden, Allah rızası için çalışmalar yapan bir gencin profilini anlatmak istiyorum. Hayata bakış açısını. Bir genç düşünün ki inancı uğruna sefere çıkmış ve imanının zaferiyle Fatih Camii'nde kurşunlanarak şehadete yürümüş. Bir genç düşünün ki bütün dünyevi gayelerin yanında Allah'ın rızasını sarılıp Allah'ın rızasına olan aşkıyla çalışmalar yapan, etrafındaki gençleri örgütleyen ve bu gençlerin, etrafındaki insanların hayırları için çalışmalar üreten, projeler üreten bir insan olsun. Aynı zamanda sadece bunu bir sosyal aktivite gibi düşünmemek lazım. Yahut bir kültürel obje gibi düşünmemek lazım. Bugün bunlar söylendiği zaman daha farklı kapılara çıkıyor. Zaman 1979-1980'ler, yaşanan olaylar o dönemlerde tarih kitaplarına baktığınız zaman çok daha ciddi. Karşımızda birçok şu an anlamını yitirmiş imge var. Bu imgelerin içerisinde sadece Allah'ın rızasını gözeterek, sadece müminlerin, inananların dileğini güçlendirmek adına çalışmalar yapan bir delikanlı var. Bu delikanlı kendi okulundan ayrılıyor ve yurtta kalan abileriyle beraber akıncılar
oluşumunu oluştururken Müslüman gençlerin zaferi için, Müslüman gençlerin kazanımları için çalışmalar yapıyor. Sadece İstanbul'da mı, sadece Fatih'te mi? Hayır. Zaman oluyor Konya'ya, Kudüs mitinglerine gidiliyor. Zaman oluyor Ankara'daki çalışmalara katılıyor. 81 il kendi elinde, 81 il çalışma alanı içerisinde tek başına bir dev misali çalışmalara başlıyor. Aynı zamanda sadece bunları dedim ya en başta, sosyal olarak algılamamak lazım. Grafik manasında kendi derneğinin çalışmalarını duvarlara çiziyor. Hatırlarsınız şimdi filmlerde filan da bunlar moda oldu. Hani her şey destanlaşıyor ya zamanla. Bu tür şeyler de moda oldu. Duvarlara yazı yazıyorlar o dönemlerde. O dönemlerde duvarlara yazılan yazıları Allah'ın ayetleriyle süsleyen Metin Yüksel oluyor. Ve bu genç, bu delikanlı, bu yiğit insan inancının muktesabatını imanının zaferiyle, şehadetiyle ödüyor. Rabbim bizler onların yollarında gitmeyi, onlar gibi karar alan dava insanları olmayı ve bu dava uğrunda fedakarlıklar yapabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Metin Yüksel'in yolundan yürümeye devam edeceğiz. Yolun yolumuzdur ey şehit! Yolun yolumuzdur ey şehit! Yolun yolumuzdur ey şehit! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber!